Şey çok hoşuma gitti. Bizden de parçalar var. Selamlar. Bugün yanımda Malvern House'da 8 aylık dil eğitimini alacak olan Emin Bey var. Kramponum bile yanımda şu anda. Ay, hava eksi 4 derece. Yani ben donuyorum. Elimde eldiven falan. İnsanlar etrafta koşuyorlar. Şortlarla falan koşuyorlar. Bana çok şaşırtıcı gelmişti. Telefonları kullanabilecekleri bir eldiven alabilirler yanlarına. Yaklaşık bir 32 haftalık programa kayıt oldum. Şu ana kadar yaşamış olduğum tecrübelerle ilgili konuşuyoruz. İngiltere'ye ilk geldiğimiz andan beri hayallerimizdeki gibi miydi? Ne umuyorduk? Ne bulduk? Nasıl hissettik? Dil için sıfırdan gelsinler mi gelmesinler mi? Ben storylerden takipteyim. Lemon Akademi ile beraber Londra'ya, Malvern House'a direkt eğitimi için geldim. Adam ya da kadın bisiklet sürüyor. Arkasından köpekler pıt 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 geliyorlar. Gerçekten o biraz şaşırtıcı oluyor. Halı sahaya gideceğim diye krampon dahi getirdim. Öyle söyleyeyim. Ben aslında şunları merak ediyorum. İngiltere'ye ilk geldiğimiz andan beri hayallerimizdeki gibi miydi? Ne umuyorduk, ne bulduk, nasıl hissettik? Aslında hani ben şeyleri seviyorum. İstanbul'da sürekli bir evlerin yenilenme durumu var. Buradaysa genel olarak yapılar çok eski. Yani bence çok güzel hani bu. Biraz böyle gotik tarzı yapılar da var. Benim çok hoşuma gidiyor. Şu anda benim kalmış olduğum ev de hani çok yeni bir ev değil. Dubleks bir evde kalıyorum ben şu anda. Bir odada kalıyorum, single room. O yüzden aslında ben genel olarak, genel çevre olarak çok beğendim. Bir de çok fazla yeşillik var. Hani insanlar eskiden böyle şey zannediyorlardı. Özellikle Almanya için böyle düşünüyordum ben kendim. Sanayi şehri, her tarafta fabrikaların olduğunu, biraz böyle sisli puslu bir havanın olduğunu düşünüyordum. Bir de şey beni çok şaşırttı. İngiltere'ye gelmeden önce ben çok fazla şey düşünüyordum. Outdoor eşya almam gerekiyor, ayakkabı almam gerekiyor, mont almam gerekiyor. Hava çok soğuk çünkü gibi düşünüyorum. Halbuki hiç öyle değil. Hani ben geldiğimden beri sanırım bir gün falan yağmur yağdı. İlk geldiğim hafta biraz soğuktu. Şu anda Türkiye'ye göre daha sıcak hatta. O yüzden... daha ılıman bir iklim var aslında. Evet. Tamamen Karadeniz iklimine benziyor. Gibi. Sabahları biraz daha soğuk oluyor. Hani ben saat 8.30-9 civarı falan evden çıkıyorum. Hani o saatlerde eksileri gördüm ilk geldiğim hafta. Biraz şaşırmıştım açıkçası. Aynen. -4'leri, -5'leri falan gördüm. O biraz beni şaşırtmış. Böyle bir Ankara soğuğu vardı aslında. Siz daha iyi bilirsiniz. Biraz ayaz vardı yani sabah vakti. Hatta yani geçmiş olduğum kanal falan buz kaplamıştı bir gün. Öyle bir şaşırmıştım. Ama onun haricinde bu bayağı güzel. Hani normal zaten Şubat ayında. Yani çok normal biraz havanın soğuk olması. Akşamları da güzel oluyor. Ben daha çok yürüdüğüm için akşamları gittiğimde falan. O yüzden güzel oluyor. Onun haricinde çok fazla diğer uluslardan insanlar var. Çok fazla... nasıl söyleyeyim, Asya tarafından çok fazla insan var. Bu beni biraz şaşırttı. Bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. Herhalde hani ne bileyim Japonya'dan olsun, Hong Kong'dan olsun, işte Tayvan'dan falan olsun. Çoğu da öğrenciymiş zaten. Çok fazla buraya okumaya geliyorlarmış. O güzel. Yani pop kültürü zaten böyle yani eğer ne bileyim içkiyle falan aranız varsa alkolle. O tarz şeyler güzel. Şu anda da zaten bir pub'dayız. Red Lion. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.